Amerika'da üniversite eğitimi pahalı ancak 21. yüzyıl ekonomisi için şart. Birçok Amerikalı genç rekor derecede artan üniversite ücretlerini ödeyemeyecek durumda. Justin Mills Maryland eyaletindeki özel bir üniversitenin üçte bir maliyetinde olan 2 yıllık yüksek okula kaydolmuş. The cost Öğrencilerin kayıt yaptıramamasının nedeni yüksek ücretler. Kimse ağır bir borca girmek istemiyor. Başkan Obama, birliğin durumu konuşmasında Amerika'nın rekabet gücünü etkileyen bu durumun adil olmadığını söyledi. Bu nedenle kongreye 2 yıllık okulların masrafını sıfır indirecek iddialı yeni bir tasarı gönderiyorum. Başkanın planı 2 yıllık yüksek okula giden ve not ortalaması en az iki buçuk olan öğrencilerin okul masraflarını devletin karşılamasını öngörüyor. Ancak 10 yıl içinde 60 milyar dolara mal olacak bu tasarının cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kongreden geçmesi zor. Bazılarına göre konu sadece siyasi değil. Obama'nın tasarısı ihtiyaç duyulandan fazlasını veriyor. Matthew Chingos, Brookings Enstitüsü'nde eğitim politikaları araştırma bölümü başkanı. Tasarı, kaynakları büyük bir öğrenci kitlesi için harcayacak ve sonuç olarak gerçekten ihtiyaç duyanlara beklenenden az yardım verilirken yardım ihtiyacı olmayanlara fazlasıyla yardım edilmiş olacak. Son 20 yıl içinde Amerikalı öğrenciler tarafından üniversite masraflarını karşılamak için alınan kredi borcunun miktarı 4 katına çıkmış durumda. 1 trilyon 200 milyar doları bulan bu borç ülkenin toplam kredi kartı borcundan fazla. Çingo'ya göre yüksek masraflara rağmen iş olanaklarını ve geliri artırması nedeniyle üniversite eğitimi hala karlı bir yatırım. Çingo, çözümün mevcut yardım programlarının yaygınlaştırılması olduğunu söylüyor. Sormak istediğim şu, tasarı sadece gerçekten ihtiyacı olanlara mı odaklanmalı yoksa aynı kaynakları daha büyük bir kitlenin yararlanacağı hale mi getirmeli? Tasarıyı eleştirenlere göre Obama'nın planı yüksek gelirliler için vergi artışı anlamına geldiği gibi eğitim için yatırım hesabı açanlara sağlanan vergi indirimlerinin de kaldırılmasına yol açacak. Ancak tasarıyı destekleyenler lise mezuniyet oranlarının tırmanacağını ve buna bağlı olarak da Amerika'nın rekabet gücünün artacağını savunuyor. Tasarının kongreden geçmeyeceğini düşünen Chingo, en azından üniversite eğitiminin gerçek maliyeti hakkındaki tartışmaların gündeme gelmesiyle fiyatların daha makul bir hale getirilmesi çabalarının yoğunlaşacağını umuyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington.